Kilo alma birçok hormona bağlı olabilir. Her ne kadar obeste grelin ve leptin dengesiyle oranıyla alakalı gibi gözükse de aslında bizim günlük hayatımızda bizim için çok daha önemli olan hepimizin bildiği insülin hormonu bu konuda başı çeker. Çünkü insülinin temel görevi glukozu hücre içine sokmaktır. Nerede? Kandaki glukozu. Kanda biz şeker tükettiğimizde ya da şekere dönüşen gıdaları, başta hamur işleri, baklava, börek gibi, makarna gibi, pilav gibi glukoza hızlı dönen basit karbonhidratları fazla tükettiğimizde kanda hızlıca glukoz yükselir. Glukoz yükseldiği zaman insülin hormonumuz da bunu hücre içine sokar. Neden? kandaki yüksek glikoz seviyesi bütün metabolizmamızı etkiler. Bizim için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla insülin bunu hücre içine sokar ve bu sayede kan şekerimiz dengelenir. İşte sorun burada başlıyor. İnsülin hücre içine glikozu soktuğunda o glikoz hücre içinde iki şekilde kullanılır. Bir, enerji için. iki depolama için. Biz eğer gereğinden fazla tüketmiş isek karbonhidratı, yüksek miktarda glikoz varsa ve bunu da harcayamıyor isek, yani enerjiye çeviremiyor isek vücudumuz, hücremiz o kullanılmayan glikozu trigliseride çevirir, kalçada, göbekte depolar. Yani insülin bizim için kıymetli bir hormondur. Ancak demin de anlattığım gibi insülinden öte Bizim beslenme şeklimiz burada biraz daha ön plana çıkar. Bunun gibi yine kilo almamıza sebep olabilen başka birçok hormonumuz var. Özellikle stres hormonumuz mesela kortizol. Kortizol seviyesi yine insülin seviyesiyle ilişkili bir hormondur. Tiroid hormonlarımız T3, T4 yine metabolizmamızla ilişkili olarak kilo alımıyla etkili olan hormon gruplarıdır. Yine Özellikle kadın hormonları gibi, östrojen, progesteron gibi hormonlar, FSH ile yaş gibi hormonların dengesizliği metabolizmamızı etkileyerek kilo alımına sebep olan hormon gruplarıdır. Ama en başta dediğim gibi hormonal dengesizlik tabii ki önemli. Bunlara mutlaka kontrol ettirmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Ama bunlarla ilişkili olarak beslenmemiz olmazsa olmaz altın kuraldır. Tüm bu anlattıklarımın hepsini kalemizde fonksiyonel tıp mantığı ve biyorezonans metodu ile uzman diyetisyenimizle beraber dengeli bir şekilde etkili olarak tedavi edebilmekteyiz. Müzik